Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, vallahu akbar, Allahu akbar ve lillahil hamd. Elhamdülillahi, 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 es-salatu ve's-selamu ala rasulillahi. Amma ba'du, muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Xush keldinglar. Allohga hamd bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Ko'ring Zulhijjani oylarini, Zulhijjani muqaddas tonglarini. Alhamdulillah. Butun olamdan to'plangan mu'min musulmon hajni amallarni qilgan bo'ldilar. Va qilmoqdalar bugun oxirgi kuni tavofni, tavofi ifodani 3-chi kuni bugun. Shu bilan tugaydi shu bugundan inshaalloh. Mo'min musulmon to'planib Arafat degan vodiyda, Mino, Muzdalifa degan vodiylarda, Jumarot degan yerlarda amallarni bajargan bo'ldilar. Siz biz alhamdulillah hayit namozini o'qigan bo'ldik. Bu qurbonliklar keltirildi. Allah-u Tebarek ve Teala barchamizdan taatler, ibadetler, dualar, soygan kurbanliklerimiz, keltirgen hediyelerimizni Allah'ım kabul etsin. İlaha onu Allah'ım ko'p yil ko'p zaman siz biz barchamizga tinchlik bilen, xotirjamlik bilen, sıhhatlik, salomatlik bilen, mana şu amellerini ko'p yil ko'p zaman berdavom bo'lib qilib boraylik. Muhterem azizler, insan öyle yaptı ki, men itikad, ilmim bugün için kılıyapman bu işini deyip, ondak emez elbette. Kitaplarda etken ki, men yehdihille fele mudillele. Allah'ım hidayet etse, onu hiç kim zalaletke ketkize almaz. Ve onu aksine hem etken. Ve men yudlilhu fele hadiyelehu degen. Eğer Allah'ım adaştırıp koysa, zalaletke salıp koysa eğer, onu hiç kim doğru yolga sala almaydı degen, fikrimizge, aklimizge, kalbimizge, tilimizge, ongimizge, şuuru dualarımızge Allah'ım özünü namını salıp türgeni üçün hamdler bulsun. Bunu hiçem ayra etmesin, hiçem begana kılmasın. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Subhanallah. Allahu akbar. Ne kadar uluğ sözler, ne kadar uluğ hamdler. Allah'ım hamdini eğitip, şükrini keltirip, taat, ibadet bilen hayat geçirişini nasip etkin. Ölmezke ilaç yok, gitmezke imkan yok. Vay vay, kança adamlar ötedi. Qancha odamlar o'tadi, bir kunda qancha odam dunyodan o'tadi. Albatta ular o'tib yo'q bo'lib ketmaydi. Albatta barchamiz Allohga qaytguvchidirmiz. Muhtaram azizlar, lekin sizga bizga navbat yetajak. Allohim o'sha navbatni qarshisida, o'sha haqiqat yo'liqqanida iymonimizni hamroh qiling. Bugungilik mavzu Ota-ona roziligi Allohning roziligidir deb nomlanadi. Dinimizda Alloh taboraka va taolo yer yuziga qancha payg'ambarlarni yuborgan bo'lsalar, yuborgan bo'lsa, hamma payg'ambarlarimiz kelib Allohni birligini aytishgan, Allohni borligini aytishgan. Uni tengi to'shi sherigi yo'qligini aytishgan, ota-onaga yaxshilik qilishni aytishgan. Mana shu samoviy kitoblar, samoviy dinlar deydi-ku, samoviy dinlarni boshqa dinlardan asosiy farqlari bor. Allohni borligi, birligi, uni tengi to'shi yo'qligi, Alloh taborak va taoloni, Alloh taborak va taoloni bor bilib bir bilgandan keyin shirk etmaslik. Undan tashqari ota-onaga
xizmat qilishlik, ularning rizosini olishlik mana shu samoviy din ekanligini belgisi hisoblanadi. Hozir eshitamiz inshaalloh. Muhtaram jamoat. Dinimiz manbalarida ota-onaga yaxshilik qilish, Alloh taborak va taologa ibodat qilishdan keyingi ulug' ibodat sifatida zikr qilinadi. Bormi shunaqa deyin? Bormi shunaqa yo'q? Ular padari buzurgvorlarimiz va validai muhtaramalarimizdirlar. Ularga keksalik yoshiga yetganlarida alohida hurmat va g'amxo'rlik ko'rsatish, xizmatlarini bekamu ko'st ado etish har bir farzandning sharaflik burchidir. Buni o'ziga burchni bilmagan odam musulmonchilikdan chiqib ketib qoladi. Ota-onam ne xizmati men uchun sharafdir deb bilmagan musulmonchilikdan chiqib ketib qoladi. Mumkin boshqa harom xarish, mumkin yomon ishlar, mumkin gunoh ma'siyatlarni qilsa chiqmas. Lekin bu fikr bilan o'ziga sharaf deb bilmasa, ota-onasini xizmatini dinimizdan uzoqlashib qoladi. Qur'oni Karim oyatlari va hadisi shariflarda bu haqida ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. Ajdodlarimiz qoldirgan bebaho meros, hikmatlar va pandu nasihatlarda ota-onaga yaxshilik qilish, ularning so'zini ikki qilmaslik, roziligini olish farzand kamolatiga nechog'liq muhim ahamiyatiga egaligini ta'kidlagan. Umuman qaysi kitobni oling, qaysi ulug'ni oling, qaysi asarni oling, birinchi boshlanadi Allohga hamd va sano. Keyin boshlanadi Rasulullohga salovat va salomlar. Uchinchi boshlanadi ota-onaga xizmat bobi boshlanadi. Mana shu tartib Allohga hamd aytish, Rasulullohga salovat keltirish ota-onaga xizmat bobi. Alloh taborak va taolo kalomida aytadi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ربنز أنين أزغغنا إبادت قلشنجزن hamda ota-onaga yaxshilik qilishingizni amr etadi. Robbingizni farmoni shu bandalar, Robbimizni farmoni shu bandalar. Allohga ibodat qilishni, o'zini bor bilishni, bir bilishni, shirk etmaslikni, o'zidan keyin ota-onaga yaxshilik qilishni buyuradi. Qodo ana shu yerda va qodo degan so'zni keltiradi Qur'onida. Esinglardami? Qozi degani kesuvchi degani. Qozi degani kesuvchi degani. Bet aytayaptiki, Alloh taborak va taolo shuni kesdi, shuni farmon etdi, qat'iy belgiladi. Bundan kelib chiqadi, ulamo aytadi. Namoz nima? Namoz farz. Zakotchi farz, ro'zachi farz, qurbonlikchi vojib. A xo'p, ota-onaga yaxshilik qilish nima? Ota-onaga yaxshilik qilish bu burch bu. Bu degani inson unga majbur degani. Ey inson, Alloh taborak va taolo oyatida. Ey inson, agar ularning birlari yoki ikkilarini huzuringda keksalik yoshida topsang, ularga uf demagin ey inson. Itni peli egasiga ma'lum deydi. Itni peli egasiga ma'lum. Bandasi nimasidan zerikishni, nimadan zerikishni Allohim yaxshi biladi.
O biz yaşlılığımızda bilgatıp koysak ata-anamızga melal gelmezdi ki. Endi ata-anamızda bazı hareketleri bizge melal geliyordu. Uf, tort var yaptı perzant, uf. Gepleri eriş tüyledi, beymeni kokşap tüyledi, ata-ananı gepleri. Şimdi gep deyip gepleri ötürüp deme atam, anam. Uf, şuna kademe bende, uf demegin. Allah bilip durdu bunu. Ulardan birlerini ya ki ikke ularını keksalik halatı da topkeninde ben de ularga uf demegin. Ularını çirkemegin. Çirkemegin ularga. Siltelemegin ularını. Çirkeş digeni sözünü bölüş bir. İkincisi emri fermanı reyge tezkerlik kılıçını atını çirkeş deydi. Geplerini, geplerini, gayelerini, fikirlerini, oylarını, tezkerisini gepiriş, geplerini bölüşünün altını çirkeş deydi. Ularga daima yakımlık sözünü gepirgin bende. Ana ayeti. Mazkur ayeti kerimede Allah tebarek ve teala özüge ibadet kılışke buyurup, emreden keyin yine ata-anasiga yaxshilik qilishni keltirmoqda. Bu hal o'z navbatida İslam ata-ananing haqqini qanchalik ulug' ekanini bildiradi. Agar dinimizni bilmoqchi bo'lsang, agar dinimizni mohiyatiga yetmoqchi bo'lsang, ata-onani ulug'ligini bil. Ota-onasiga yaxshilik qilgan farzandlar bu dunyoda yaxshilik ko'rishi bilan birga oxiratda ulug' darajalarga yetishishi, ularga jannat eshiklari ochilishi haqida hadis shariflarda aytilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Min muslimin lahu abawani fiyusbihu wa huwa muhsinun ilayhima illa futiha lahu babani min al-jannati. Rav Abu Davud ve İbn Mace. Qaysi bir Müslümanın ata-anası bolsa, ularga yaxshilik qilib tong attırgan bolsa, Allah tebarek ve ta'ala ularga cennetinin ikki eşigini açıp koyadı. Ata-anasını izazlab, ata-anasını hürmetlab, ata-anasını perveriş qilganga şunaqa tong attırgan bandasiga ikkita cennetinin eşigini açıp koyadı. Aytar edik, eğer şunaqa şunga teng keladigan ibodat bo'lsa aytar edik. Voy birodarlar, ota-onaga, ota-onaga xizmat qilishdan ham ko'ra mana unaqa ibodat bor deb aytar edik, kitobda aytar edik uni. İnfaq, ihson qilishga ham eng haqli kishi ota-onalar. Bu haqida Alloh tabarak va taolo marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Yas'alunaka madha yunfiquna qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayn والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sizden ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qandoq ihson qilishni, qandoq nafaqa etishni soraydilar insonlar. Nimani nafaqa qilaylik, nimani sadaqa qilaylik, nimani ihson qilaylik, nimani beraylik, nimani insoniyatga yaxshilik qilaylik, qanaqa qilaylik deb so'raydilar. Ayting, ey rasulim, ayting, ey habibim. Nimaniki xayri ihson qilsangiz, ota-onaga sanab beryapti. Qanaqa qilishni, nimadan boshlashni? Nimani ihson, xayri ihson qilsangiz, otangiz, onangizga
qarindoshlaringizga, yetimlarga tartibni ko'ring. Ota-onangizga, ota-onangizga, qarindoshlaringizga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga qiling. Mana tartib. Ota-onangizga. Keyingisi aka-uka, opa-singlingiz, qarindoshlaringizga. Keyin yetimlarga, keyin miskinlarga, musofirlarga. Ota buva aytardi, avval hech, keyin darvesh deb. Bor ekan bu kitobni gapi ekan bu. Avval hech ekan, keyin darvesh ekan. Esinglardami? Alqama degan bir sahoba bo'lgan. Fozil qoragam Alloh rahmat qilsin. Juda go'zal qilib gapirib berganlar uni. Bu bo'lgan voqea bu, rivoyat bo'lgan voqea bu. Alqama sahobiy al-Jalil. Bu odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jihodda, g'azotda yurgan odam. Umrini urushda o'tkazgan odam. U odam sadaqa etganda qolganlar lol bo'lib qolgan ekan. U odamni qilgan sadaqasiga, ihsoniga, u odamni qilgan insoniyatga qilgan yaxshiligiga insoniyatlar lol bo'lib qolgan ekan. Lol bo'lib qolgan ekan, hayron bo'lib qolgan ekan. Lekin Alqama o'layotgan paytlarida tillari kalimaga kelmay qolgan ekan. Ulamo aytadi, ota-onani ranjitgan, ota-onani ranjitganni eng yomon kasofatidan bittasi og'ir beiymon ketadi, kalimani aytolmaydi degan. Ota-onani, ota-onani ranjitganni kasofati og'ir iymonsiz ketadi degan, kalimani aytolmaydi degan. Alqama og'ir holatda qoldilaru, osal holatga tushdilaru, mustahdor deydi, u kishiga o'lim keldi-yu, tillari kalimaga kelmas edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hamnafas bo'lgan zot bu. Hazrati Ali karramallohu vajhahu o'layotgan voqeani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkazib, ya Rasululloh, Alqama sahobiy tillari kalimaga kelmayapti, og'ir yotibdi. Nega kalimaga kelmaydi tili? Nega aytolmaydi? Ota-onasi bormi? Onasi bor, onasi. Chaqiring onasini. Birga boraylik onasini oldiga. Birla borishgan ekan. Ba'zi rivoyatda onalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'rayotgan bo'lsalar, o'zim boraman deb kelganlar degan. Onaga qarab, "Ey ona, Abu Alqama tili kalimaga kelmayapti-ku. Nima tavba qiladigan, nima tazarru qiladigan ish qolgan buni?" desalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ona aytdi, "Ey Allohni rasuli," dedi, "meni bolam Alqama namozga, zakotga polvon. Nihoyatda insoniyatga yaxshiligi ko'p. Men bu bolamni otasiz katta qildim. Yemasdan yedirdim, ichmasdan ichirdim. Yoshi katta bo'lganida uylantirdim. Uylantirsam xotinini oldida meni beobro' qiladi, ranjitadi. Xotinini oldida meni jerkiydi. Mana aytganimni qilmaydi. Men bolamdan noroziman," dedi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ali karramallohu vajhaga, Bilol ibn Rabohga, yana bir qancha sahobalarga onalarini oldilarida aytdilarki, "Maydonga o'tin to'playlar, Alqamani olib chiqib yoqamiz unda," dedilar. "Alqamani olib chiqib yoqamiz," dedilar. Desalar, "Ona, qarang, onada baribir. Ya Rasululloh, nega yoqasiz meni bolammi? Nega yoqasiz ya Rasululloh meni bolammi? Nega yoqasiz meni jigarimmi, bolammi?" "E ona," dedilar, "agarda siz norozi bo'lsangiz, Alqama abadul abad yonadi," dedilar.
Şunu şu dünyada yakmaya kalaylık. Ya ki razı olun Alkama'dan. Kutulsun bu azaptan. Şimdi zorlanıp durgen, yığılıp durgen ona etti ki, ya Allah'ın Resulü balamı yakmayın. Meyli balamı ben geçirdim. Razı mı ben balamdan dedi. Hazreti Ali kerremallahu ve cehenni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Alkama'nın tepesine yüberdiler. Hani Hazreti Ali kerremallahu ve cehenni kirmeslerden Alkama'nın iman kelimelerini, etiyetkellerini işittiler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip can verdiler. Onayını narazı kısan, otayını narazı kısan, kelimeni kanaka itesen mumun, kaçan etmezsen onu. An ibn Mes'ud radiyallahu anhu kala, قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة في وقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين رواه إمام البخاري وإمام مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيتذلر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال بيردم Ey Allah'ın Resulü, dinimizdeki amellerinin en efzeli kaysı biri, en zoru, en yakısı, en zavablisi, en keptesi, en makbulü, Allah'ın en yakadigeni kaysı biri, ey Allah'ın Resulü. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdiler. Öz vaktide okulgen namaz dediler. Sonra yine söyledim, ya Allah'ın Resulü undan keyinçi, ota-onaga yaxshilik qilish dediler. O'z vaqtida o'qilgan namaz, ota-onaga yaxshilik qilish. Birodarlar, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bu savolni Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemga berayotganlarida Medine-i Münevvere'de natinçlik haletiydi, uruş bölüyetken idi. Neçin cihad demediler? Ya ki başka hadislerde kilitirilgen, berber ataneden keyinkigen cihad. Yine İmam el-Bukhari'den, Ebu İsa el-Tirmizi'den, Rıza Rab fi rıza al-valideyni ve sahtur Rab fi sahtul valideyni. Bizi dilimizde bu cide asan tercüme böyledi. Hemmemizi kulağımızda örneşken tercüme böyledi bu. Ata ana razı, huda razı dediler. İmam el-Bukhari'nin el-edeb el-mufrat kitapları etmişti. Her çarşamba günü hutan namazdan kegin el-edeb el-mufrat eserinden Hadisler ketyapti. Eğer bir katnetseniz bir eşlik etsiz. Bir çetten ketil yaptı. Her babdan ikide hadis, bitti hadis yapırıp ketil yaptı. Yetkesi baril yaptı. El-edeb, el-mufrat, adabinin mecmuası, mumun musulmanını kılıç gerek bugün zarur işlerini toplamı, en adablarını gül tacısı, Hazreti Ustaz, Hazreti Ustaz, Eşşeyh, Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf aleyhi rahme hazretleri adab durdaneleri deyip çıralık tercüme koyuptular. Adab durdaneleri. İçi de 1233'te hadis var. Oşa 1233'te durdane şu hadis bilen başlanadı. Atana razı, huda razı deyip başlanadı. Ondan başka bu gepke tengleşe de gelin. Sözler bu arada ki, hadiste tekilen genedek Allah tebarek ve teala özünün razılığı ve gadabını bevasita atanenin razılığı ve gadabıge baylap koygen.
Demek ota-onani razı kılmagan, ularning duasını almagan farzand hayotda xor. Ana shu yerda o'tirgan qariyalardan so'rasangiz, o'tirgan zotlardan so'rasangiz, hoji buva dunyoda kim az bo'lgan? Dunyoda kim xor bo'lgan deb so'rang. 99 10'dan 9 hoji buvalar hamma hayotni ko'rgan, tajribani ko'rgan hammasi bir gapni gapiradi. Ota-onani xorlagan xor, aziz bo'lgan aziz, aziz qilgan aziz. Bu dunyoning qonuniyati shu. Shunday ekan ularni xizmatini qilib duosini olib rozi qilmoqliq har bir farzanding ota-ona oldidagi burchidir. Alloh taboraka va taolodan ajru savob istaganlar ota-ona ota-onalariga go'zal xizmat qilish kerakliklari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilar. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما Ravahu el-Bukhariyu. Yani İmam el-Bukhari'den keltirilyapti. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu rivayet kılgen hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına bir kişi gelip sizge hicret ve cihat için bey'at kılamız ya Resulallah deyip geldi. Bey'at degeni kasamiyat degeni. Ey Allah'ın Resulü sizge cihat için Cihat üçün, siz bilen birle kureş üçün kasamiyat kigeni geldik. Ey Allah'ın Resulü Allah'tan sevap ümit kılıp, Allah'tan sevap ümit kılıp siz bilen hicret kılış, siz bilen cihat yetiş, siz bilen birge cihat yetiş üçün kasamiyat etkeni geldik. Allah'tan acir ümit edemiz. Ya Allah'ın Resulü deyişti. Şimdi Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ota-onangdan birertesi hayot mılar? Savollarını qarang. Ota-onangdan birertesi hayot mılar? Deseler o, ha, ikkovlari ham hayotlar dedi. Qarang. İkkita otasi ham, onasi ham bor ekan. U zot Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem. Acir savabını Allah'tan kütesene deyip soradılar. O ha şunday dedi. Şunda uzat. Unday bolsa ota-onangni yoniga qaytib borganda ularga yaxshi muomala qiling dediler. Eğer Allah'tan acir umid qilayotgan bolsan, savob kutayotgan bolsan, şu ota-onangni oldiga borgin, o'shalarga yaxshi muomala qiling dediler. Nuqul teskarisini qilyapti-ku. Ota-onasini yig'latib, ota-onasini qaqshatib, qo'y bolam desa qo'ymaydi. To'xtab bolam desa to'xtamaydi. Nima kutyapsan, bolam? Muhtaram jamoat. Ota-onalar farzandlari kamoli ularni chin inson bo'lib ulg'ayishlari, ta'lim tarbiya olishlari, kasb-hunar o'rganishlari yo'lida jonlarini, mollarini, kuch-g'ayratlarini safarbar etishadi. Ammo ayrim farzandlar ota-onalarga qo'pol muomalada bo'lib, dillarini ranjitib, o'zining yomon xulqi bilan el orasida ota-onasini sharmanda qiladigan keksaygan chog'larda e'zozlab parvarishlash o'rniga qarovsiz tashlab qo'yadigan yoki qariyalar uyiga jo'natadigan nobakor bo'lishi sir emas. Birodarlar, ba'zi gunohlar borki o'sha gunohga rozilik ham gunohkor bilan teng bo'ladi.
O'zi siz unga qilmadingiz shu ish, gunohni qilmadingiz. O'zi u tomonda emas siz, u gunohni qilish tomonda emas siz, ko'ningizda ham yo'q, aqlingizda ham yo'q, lekin shunaqa gunoh egalari borki, o'shalarga rozi bo'lib turish ham o'shalar bilan barobar qiladi. Shulardan bittasi oqpadarlar. Oqpadar yonida turib bo'lmaydi. Oqpadarni yonini olib bo'lmaydi. Oqpadarni imomga o'tkazib bo'lmaydi, unga duo qilib qildirib bo'lmaydi. Ota-onasidan duo olganga duo beradi. Ota-onasidan duo olganga duo beradi. Ota-onasidan duo olganni oldiga solib yuradi. Ota-onasidan duo olganni imomlikka o'tkizadi. Bu yomon ishlari shu dunyoni o'zida ularga qaytishi aniq. Bu borada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Bismillah. Birru aba'akum tabarra'akum abna'ukum wa'iffu ta'iffu nisa'ukum. Ota-onalaringizni hurmatlanglar. Albatta farzandlaringizdan sizlarga hurmat qaytadi. Dünyanın qonuniyatini aytib beryaptilar. Ota-onalarni hurmat qilinglar, ey mu'minlar, musulmonlar, farzandinglar sizlarni hurmat qiladi. İffatlik bo'linglar, iffatlik bo'linglar. Shunda ayollaringiz ham iffatlik bo'lishadi. İffat, iffat degani chegara degani. Halol qaysi, harom qaysi, yaxshi qaysi, yomon qaysi, haq qaysi, botil qaysi, savob qaysi, gunoh qaysi. Shuni o'rtasidagi chegarani otini iffat deydi. Erkak kishida iffat bo'lish kerak, undan keyin ayolda bo'ladi. Qiynalib ketdim deydi bir so'qim. Nega qiynalib ketdingiz? Yo xotinim, yo onangizni tanlang, yo meni tanlang. Necha yildan beri yashaysiz? 16 yildan beri yashayman, turmuş 3ta balam bor, qiynalib ketdim. Ha, so'qim. Otang bilan agar 16 yil yashab, agar onangni tanla yo meni tanla deyotgan bo'lsa, ipati yo'q ekanda o'zini sotyapti domlaga kelib u. Kimligini aytyapti. Ey farzand. Ey o'g'il. Sözümni eşiting. Meni yoshim katta bo'lib qoldi. Betdagi zotlar meni yoshligimdan biladi. Shu mahallada, shu ko'cha-ko'yda katta bo'lgan odamman ben. Endi yoshimiz ulg'ayib, kitob ko'rib, shu xizmatlarda yurgan bo'lib, endi o'zimiz ham nasihat qiladigan yoshga kelib qoldik deb o'ylayapman. Meni nasihatim, meni tavsiyam ustozlardan eshitganim, kitoblardan tushunganim. Birorta o'g'il bola uylanayotgan o'g'il, o'g'lon xotiniga otamni hurmat qilgin, onamni hurmat qilgin deb aytmasin ekan birortasi. O'zi hurmat qilib ko'rsatib bersin ekan. Aytma, gapirma xotiningga, xotiningga otamni hurmat qil, onamni hurmat qil. Otang bilan onangni xotiningni oldida hurmatini ko'rsatib qo'y. Menga yolg'on gapiradi, chunki o'zing yolg'on gapirasan. Menga yolg'on gapiradi deydi. Mana aytganimni qilmaydi deydi. Sen Robbingni aytganini qildingmi? Ota-onangni aytganini qildingmi? Birodarlar, meni kelinim 9-10 gacha uxlaydi degan fikrga men qarshiman. O fikrni, o g'oyani, o yo'lni men qabul qilmayman. Qabul qilmasligim kelin 9-10 gacha uxlashligi uchun ana yonidagi so'qim ushini ko'rsatib beryapti eri. Turmaydimi vohlik turib? Bomdodga turmaydimi? Tahoratni olmaydimi Alloh deb namozga egilmaydimi? O'zidan o'zi uni jupt haloli yoniga ergashib ketadi. Iffat deb shuni aytadi. Namoz o'qir, ro'mol o'radib o'tirma xotinga. Unaqa deb o'tirib o'zing qilib ko'rsatib ber.
Kapkatta kapkatta adamlar oğlunu aldığını alıp geliyordu. Beni kelinim yaman, andakiye yalgan gap o. Keliniz yamanmaz. Kelinizi 18 yaşta ağırdınız, 19'da 20'de ağırdınız. Kegende rasa o hizmeti zikilerdi. Kelinizi büzgen oğliz boladı. Oğliz boladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste eğitildiler. İffetlik boliler, şunda hatın iler, iffetlik boladı deyip. Allah rahmet olsun, Fazıl Karagam. 2009 yıl, 28 sentyabr şamba günü peşin namazı geçit kapkip koygamız. Bette oturgenler biledi bunu. Karagam, o şey zamanda etken maruzaları hazırım eşseyiz yıkılatardı. Hazırım bir eşteyim Fazıl Karagam, yıkılayışsız. Onun bir de sebebi var. Men bilgen sebebi, o şeyini eşdeyim. Seksanıncı yılları dediler Fazıl Karagam. Otam rahmetlik Yasincan Qori domlam yaşları katta bo'lib, fikirleri chalg'ib. Uyumga ketaman, uyumga ketaman deb qolandilar. Uyda o'tiribmiz o'zi. Nima qilishni bilmayman. Mashinamga o'tkizib, yuring uyizga borib qo'yaman ota deb, mashinamga o'tkizaman, mahallani aylantirib kelib, uyimizni eshigimizni tagida to'xtayman. İloyo bolam fayz topgin bolam deydi, fayz topgin deydi. Fayz topgin deydi. Fazıl Karagam'ın fayzi shundan. Keyin ishim orqaga ketdi. Fazıl Karagam shu masjidda imom bo'lgan. Mana shu masjiddan imomlikdan bo'shatilgan o'sha davrda. Uni bo'shatganlar hozir tirik. Mana shu Allohning baytiga adabsızlık kırk degen için bir de katta rehberge buna kadar kirmen degen Allah'ını bey degen. Ayak izi geçip gireyim degen. Şunun için boşat var gen işte. Doğrusuna hiç gireyim de bunu Allah'ını bey de oturmuş bunu. Bize bir kişi degen cay yok bunu. Şu bilen işten boşat işte. İş arkaya gitti. Maşinem miyem satışke doğru geldi. Fazıl Karagam kapır veriyordu. Otam rahmetlik ise uyumga avar koy deyişini koymaydı. Neme kılışını bilmeyemem. Şu bilen bir zembilge okşayken arabanı aldım, korpaçanı yazdım. Otamı utkazıp havlını eğlentire başladım. Maşinaya okşayıp avaz çıkaraman. Vaaan kıyık gibi toktatıp bana ata yüzge geldi. Otam rahmetlik dua kıladı. Bolam orqangdan podshohlar yursin bolam deb duo qiladi. Men ichimda o'ylayman, endi otamni fikri chalg'ib qolganda qanaqa podshoh orqamdan yuradi, o'zi ishdan haydaldi, men oqa yuribman. Otam ham olamdan o'tib ketdilar. Vatanimiz ham mustaqil bo'ldi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov 2002-2003 yılda Samarkand'daki İmam Mansur el-Maturidi Hazretlerini kadem caylarını açılış merasimine bora digen bulduk. Şunda men Respublika din işleri boyunca komite reisi bu etip tayinlendim. Karen komiteye reis bu geldiler. O tane duasını alıp. Şunda Abul Mansur el-Maturidi Hazretlerini kadam caylarına yürüp ket yapmış, piyada ket yapmış, prezident hazretleri yollarda men. Devletimizin arkaları, kettiler, hemmemiz ket yapmış o. Şimdi İslam Abdugayesh Karif menge karab. Fazıl Qori Sobirov, siz aldı da yürün, siz ilimliksiz dediler. Yüm yüm yığlıymen, yüm yüm yığlıymen. Fazıl Qori kem gapir bir yaptı. Kolumdan İslam Abdugayesh Karim tutup nega yig'layapsiz Fazıl Qori? Deseler Qoragam. Prezident janoblar hammasi joyda yig'layotganim
Bundan beri 30 yıl aldın otam rahmetlik. Orkandan padişah yürsün balam deyip dua kılgeni de işanma genim ki yıkılıyman deyip kapır bir geni dediler. Adam bu mahçı olsun otanını duasını al. Namaz bu Allah'ın fermanıdır. Ya biraderler dünyada adam olup dünyada bir feyiz tapıp izzet tapıp hürmet tapmak için hem otanını duası gerek eke. Bu uzak tarih emas, yakındaki tarih. Bunu biladiganlar, bunu ko'rganlar, bunu eshitganlar bor. Muhtaram azizlar. Farzand ota-onaning roziligini olishi uchun quyidagi amallarni bajarishni tavsiya etiladi deb kitobdagi ma'lumotlarni keltiryaptilar ulamolar. Shuni ham o'qib o'tamiz. Birinciden, barcha işlerde ota-onadan maslahat olish, hamma işlerde. Yani maslahat qiling otaga, onaga. Mayli bir aqli yetib bir narsa demasa ham duo beradi-ku, maslahat qiling. İkincisi, ota-onaning nasihatlarini jon dil bilan qabul qilish. Ana shunday qilib turish kerak, ota gapirayotganda, ona gapirayotganda shunday qilib turiladi. Lam lim demeydi, gap koşmaydı, gap kaytarmaydı. Şimdi deyip duran. Üçüncüsü, sohbetleşkende mülayim, yakımlık sözler bilen muamele kılış. Dördüncüsü, hizmet buyursalar labbey deyip onu beceriş. Beşincisi, özü hoş görgen nerselerini ürlerge hem rava kuruş. Altıncısı, ularının huzuru da belent avazda gepirmeslik ve ulardan aldın yürmeslik. Ular birer işini büyürseler, ularını cirkemeslik, hatta uf demeslik. Ata-anadan aldın taamge kol uzatmeslik ve ulardan yukarıda utirmeslik. Ota-onani huzurida oyoqlarini cho'zmaslik, yonboshlamaslik. Ota-onani oldida oyoq qo'lini cho'zmaslik, yonboshlamaslik. Ularni oldilariga ruxsatsiz kirmaslik. Ota-onaning oziq-ovqat, kiyim-kechagi va sog'lig'idan muntazam xabar olish. Ota-onasidan doimo duo olish hamda ularning haqlariga xayrli duolar qilish. Birodarlar, ota-onamizni borlik paytlarda hurmatlarini, izzatlarini qilamiz, o'tganlarda-chi. O'tganlarda duo qilishimiz, o'tganlarda savob yo'llashimiz. Shu o'rinda bir narsani qo'shib aytmoqchi edik, muhtaram azizlar. Mana shu xabariz bor, bu yerda katta qurilish boshlangan, Allohning bayti boshlangan. Mana shu masjidlarni qurilganiga Yahyo Qarakam ustozni bergan ma'lumotlarga ko'ra 50-55 yil bo'pti. Ya'ni 50 yil, 55 yilda yangi Allohning bayti qurilyapti. Endi bu qurilyapti, yana qachon quriladi endi u? 100 yilda quriladimi, 200 yildami, 500 yildami? Aytmoqchimizki, ota-onalarimizga savob agar umidida bo'lsak, bitta g'ishni bo'lsa ham niyat qildim ushbu g'ishni Allohning baytiga qo'ymoqligini savobini otamga hadiya qildim, savobini onamga hadiya qildim. Shu esinglardan chiqmasin. Betga kelib qolishimizning sababi ham shu. Chunki bizni ham betda avlodlar yotibdi, ustozlar yotibdi. Fozil Qoragam yotibdilar. Ustoz Ubaydulloh Uvat yotibdilar. Onamni onalari, tog'alarim, katta-katta zotlar hammalar shetda yotib shuning uchun keldik. Voy birodarlar, esimizdan chiqmasin, bu kunlar g'animat. O Allohning baytini biz qurmasak boshqasi quradi, xotirjam bo'lsin. Biz qurmasak boshqasi quradi. Lekin sababidan quruq qolmaylik, g'ayratlik bo'laylik, e'tiborlik bo'laylik. Inshaalloh bu sohbatlarga yana qaytajakmiz. Zero ota-ona haqidagi sohbatlarni ko'plab eslatish kerak. Bandada bu, bandani bir pasda esdan chiqadi. U bu narsalarga chalg'iydimi?
Ey Allah'ım, günahlarımızı keçirgin, hidayetine başlagın. Hepi bilmemiz, ben deyken biz eşitmemiz. Bırak eğitmedi mi bizge, ya biz okumadık mı? Okuduk, eşittik, eyledik. Allah'ım, atanelerimizi hürmet edip ularını, dualarını alışını nasip etkin. İnşallah bu sohbetke yine kayıtacak mız. Oturamazlar, vette plastik kertelerden kibir hücum kılıp oğullayetken oğrular hakkı diyem eğitip uçsun degen iltiması ogen. Oturamazlar, bana şu çarşamba günü şu sohbet geri yaptı. Manarul Ard. Törtte adamı lanetlen geldi. Törtte adamı lanetlen geldilerin içi de. Atananı sok geldiler. Kegin yerini bilgilerini oğulla geldiler degen bir ibaret geldi. Betteki gap ne? Palancı yiyip tügülçüge iki sotik. Palancı yiyip palancıge tör sotik. Palancı yiyip palancıge sekiz sotik. Altı sotik. Hala şunu ölçüp yergen böyledi. Çünkü kazık kalkıp koygen böyledi. Şu kazıkını oğullaydı ya ki şu kazıkını sürüp koyadı. Şu adamga lanet okulgen. Sebep onu okulgetken lanet adamlarını şubhaya saladı, sarasımaya saladı, birbirinden şubhalanış kap geledi. Plastik kerteden oğulla geldiler giyem şu neka lanetler böyledi. Bank hadımıdan koredi, ağaynısından koredi, hatınıdan koredi, avsınıdan koredi. Ve braderler bu cüdeyen bir ağır işler. Cüdeyen bir ağır işler, cüdeyen bir haram işler. Bunu hali bunu cevapları var. Cevaplarımız, azapları var. Bundan mumun Müslüman hüşyar olsun. Bu men yetilgen işler. Bu braunu gepige kirip, braunu bir yoruğa yürüp, yine bu işlerge ballar erileşip kalmasın. Bundan hüşyar olaylık. Sinirlim, beş ferzent. Beşinci ferzentke hamiledar. Doktorlar nagran tuğla dediği şey yaptı. Sinirlim, Allah'ımın sınavı, niyetim tuğuş deyip karar kıldı. Şu balanı tuğuluşu sağlam buluş için cemaatini duasını alıp verin. Braderler, bitti gap. Aldın ama etkenimiz. Mutakassislerini, mumun musulmanlarını, mutakassislerini, tabiplerini, hükmünü alış vacip buladı. Bu doktorlar, tabipler, şunu mutakassisleri, iman ahalleri, ne geplerini alış vacip bu kaladı. Oziz goziz zulüm etmen. Bana bir küçük sözüm bu. Şahsi sözüm. Kitaptan bilgenim. Mesela neyse kardamda sizi aşkazanız yaşamasayken roza tutmayı türün deyse şunu roza tutmazdan turuşum gerek buladı. Ramazan rozası bulsa hem. Hudu şunu okşayken gep bu. Şunun için muhteremezler, mutakassislerini geplerige, ilimlerige, tecrübelerige kulak salışını tavsiye etip kagen boler edik. Elbette ferzendin dua kılamız inşallah. Yine bir braderimiz otesige maşine savga kıldı. Şunge yen bir hakige dua kıpoyin deyip iltimaslı geldiler. Otesige gen maşine savga kıyken bosa ozu damlani dua kıladigen bu koptu ki bu. Braderler, bir kızık vakiye buladı. Bir ahli ilim akamız bilen katta bir maşinlerge oturamız. Ben yollarda ketemen o. Betonkede bir kobalt, ah kobalt de bantikler kılıp kızıl bantikler orap koygen kobaltke. Arkasıge aldıge atacanımge de yazıp koygen. Buradan haligi balanı kupkosa yanımızdaki ustaz, hay 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 tahsir, hay tahsir, hay tahsir, ya şaşmayın deydi. Korkup yeten ben bunu vacahat eden, hay tahsir şekerden yürüyün. Haliki balılar da üşledi indi, bırıl işte, varıp. Kette maşında oturup mız? Ya kımmet maşın. Haliki balılar da varıp, ha balılar yaşımıza bu balılar korkup yeti yaptı. Ha kettin işte, işler sakınmadık sizge. İşler sakınmadılar. Kaleyim ana o maşında zor mu dedi, maşinasını korsat. Hake bu zor maşine. Berekallah. O zaman için bir koyların balılar
Hasilerini aldığında tiz çöküşke tayyarman. Senin maşinenden zor maşine yok. Çünkü sen otenge savga kalıp git yapsan. Mena otem ölüp gitken. Ben yendi tanke kaydesem hem, samaliyot kaydesem hem. Menge farkı yok. Sen op git yetken maşinenge hiç neresi yetmeydi. Rahmet yetkeni arkayından kuvup geldim deydi. Otenge rahmet seni degeni arkayından kuvup geldim deydi. Otasiga, onasiga bir narsa sovg'a qilaman deb yurgan bola, Xudoga yaqin bola bo'ladi u. Qoraga bir savolim bor edi, duo tilovatda boshimni sal-sal saray-saray qilsam, yonimdagi odam bu shaytondan deb aytdilar. Shunga fikringiz deb aytibdilar endi. Muhtaram azizlar, odamning ruhiyatida tilovatga nisbatan, hadislarga nisbatan tebranish bo'ladi. U tabiiy holat u. Katta ustozlarda ham ko'rganmiz. Bu ohangdan maza qilish emas bu. O'sha oyatni ruhiyatidan insoniyatni ruhiyatiga bo'layotgan ta'sir bu tabiiy bu. Shuning uchun aytamizki, mu'min musulmonni ozgina xatolari, kamchiliklari uchun uni shaytonga o'xshatib bo'lmaydi albatta. Alloh taboraka va taolo barchamizning gunohlarimizni kechirsin. Hidoyatiga boshlasin. Muhtaram azizlar, qancha mu'min musulmon iltimos qilgan. Duo qilinglar, duo qilinglar, qarzimiz bor, farzand talabidamiz, yana bir qancha iltimoslar bor. Undan tashqari mana u hayit kunlarida mana ko'rib turganingiz, soyabonni o'rnatib baraka topkunlar. Bu yerda shu supurkagichlarni o'rnatib baraka topkunlar. Yana qurilayotgan Allohning baytiga nihoyatda xizmat qilayotgan birodarlar ko'p, ishchi xizmatchilar bor. Shunga mutasaddilar bor. Yana shu masjidimizni qarab turgan birodarlarimiz, singillarimiz bor. Undan tashqari bugun domlam hammamizni Davudxon qorakam tabriklab duo yo'lladilar. Inshaalloh kelayotgan jumalarda Alloh nasib qilsa o'zlari xizmatda huzuringizda bo'ladilar. Undan tashqari Ma'sudaxon hoji ona o'tgan kuni Arafotda olamdan o'tib qolganlar hajga borib endi u kishiga ta'ziya bildirishni bilmaymiz, chunki u kishi havas qiladigan. Piri badavlat yoshga yetib, ustlarida ihromda ulug' bir kunlarda o'sha joyda olamdan o'tib qolyaptilar. Inshaalloh bugun janozalarni haramda o'qishar ekan jumada. Unga ta'ziya bildirish kerakmi? Havas qilish kerakmi? Alloh taborak va taolo yaqinlarga sabr bersin. Yana Alloh taboraka va taoloning baytida ibodatda davom bo'lib turgan, bardavom bo'lib turgan yurtdoshlarimiz va butun olamdagi mu'min musulmonni ibodatlarini Allohim qabul etsin. Qo'llarimizni bir duolarga ochamiz. Amin. Iloho Allohim, mushkullarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin. Dardlarimizga davo bergin. Xosatan operatsiya xonalarida stollarda turgan onalarimiz, otalarimiz dardlariga shifo bergin. Allohim, farzand talabida turgan singillarimiz, o'g'lonlarimizga solih farzandlar bergin. Qarzlari bor birodarlarimizni Allohim qarzlarga najot bergin, dunyoda oxiratda yuzlarini yorug' etgin. Allohim, kalomingni qo'lga olib o'qib xatm qilayotgan opalarimiz, singillarimiz, aka-ukalarimizni qalblariga buyuk kalomingni singdirib qo'ygin. Allohim, otasini, onasini duosini olayotgan mo'min musulmonni panohingda asrab qo'ygin. Ichimizda shunaqangi insonlar ko'p bo'lsin. Duolarimizda boshida, saflarimizni boshida, ishlarimizni boshida bo'lsin shunaqa insonlar. Allohim, oqbadardan o'zing asragin. Elimizni, yurtimizni asragin. Ota-onani dilini og'ritib qo'yishdan asragin. Ko'zlarini, yoshlarini oqizib qo'yishdan asragin. Allohim, ahli ayollarimiz, farzandlarimiz bilan to'ating, ibodatingni qilib, dinu diyonatda turib, iloho Allohim, vatan, yurt, el, ulus, mo'min musulmon bilan ahl inoluqda hayot kechirishni nasib etgin. Ish boshlayotgan birodarlarimizni ishlarini rivojini bergin. Kasb-karlarni barakotini bergin. Tijorat qilayotganlarni Allohim, tijoratlariga barakotlar bergin. Harakatlariga barakotlar bergin. Iloho Allohim, biz hammani dardini bilmaymiz, Alloh biladi.
Hammanın müşkilini bilmeyimiz Allah bilgoçudur. Allah'ın müşkillerimizi asan, hacatlarımızı reva etkin. Bizge insaf vergin. Bizge iman vergin. Şu iman insafke ahlilerimizni ergeçlerini nasip etkin. Allah'ım bir gün huzurine varsak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerden berçemizge nasip etkin. Allah'ım berçemizge dünyanın yaşlılıklarını vergin. Ahiretini yaşlılıklarını vergin. Kıyametinin azabıdan sahlegin. Beytinge hizmet kılıyetken oğlan kızlarını, mu'min mu'minatlarını, dünya ve ahiretlerini abad etkin. Haclerge barıp oşacayda vefat etken ana haller, ata hallerini Allah'ım mağfiretu, rahmet etkin. Yakillerge uzun sabır birgin. Köp yıllar, köp zamanlar, zulhicce aylar, hacler, cüm'alar, dualar, yaşkullerge Allah'ım yetkezgin. Vatanımız tinç, yurtumuz abad olsun. Ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlika ve keramik bi rahmetike ya rahmurrahim.